Məşhur Kurtlar Vadisi serialının baş qəhrəmanı Polad Ələmdarın indi üz tutduğu məkan Azərbaycan olub. Ölkəmizdə səfərdə olan Kurtlar Vadisi serialında əsas rolları canlandıran aktyorlar Qəbələ rayonuna gəliblər. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun. Qəbələnin ən gözəl istirahət mərkəzlərindən olan 5 ulduzlu Qafqaz otelində yerləşən türkiyəli qonaqlar buranın əsrarəngiz təbiət mənzərələri ilə tanış olublar. Jurnalistlər önünə ilk olaraq Polad rolunun ifaçısı Necati Şaşmaz çıxıb. Bizimkilərdən fərqli olaraq türkiyəli sənətkar öz sadəliyi ilə diqqət çəkib. Hətta LTV-nin mikrofonunu əlində saxlayan Polad Ələmdar sonra mikrofonu onunla gələn qardaşı qızına verib. Media təmsilçilərinin suallarını cavablandıran Necati bəy ölkəmizə gəlməsinin məqsədini açıqlayıb və öz məmnunluğunu ifadə edib. Azərbaycanın Bakıya və buraya. İnşallah tekrar da nasip olur, tekrar da gelir. Gelişinizin sebebi nedir, neyle bağladı, neyle ilgili? İşte az önce sordum ya, siz beni sevir misiniz diye. Onun cevabı olarak çok sevdiğimiz öğrenildi. Dostlarımız, arkadaşlarımız hep davet etmektelerdi buraya. Ama fırsat bulamıyorduk. Dizimizin bir ara boşluğu vardı birkaç gün. Hadi Bakü'ye gidelim dedik. Mehmet Bey olsun, diğer ekip arkadaşlarımız olsun. Ve geldik, buraya da dinlemek için geldik. Birkaç günde böyle Bakü'yü ve Azerbaycan'ın diğer küçük şehirlerini görmeye geldik. Qəbələ rayonunu çok beğendiğini bildiren aktör, buranın büyük turizm potensialı olduğunu vurguluyor. Necati Şaşmaz, herkese Qəbələ kimi güzel təbiyyatı olan bir mekanla tanış olmağı arzuladığını da deyib. Necati Şaşmaz hem Türk, hem Azerbaycan mətbuatında yayılan bazı xəbərlərə de münasibet bildirir. Buraya geldiğimiz zaman bize sorulmuştu. Daha öncesinde de kardeşim Raci ve senaryo arkadaşlarımız Karabağ olsun, ah şu hocalar katliamını bir anlatabilsek diye dillerinden söylediklerini biliyorum. Ama bunu nasıl senaryo haline getirebilirler bilmiyorum. Çünkü geçmişte yaşanmış bir hikaye. Yaklaşık 17-18 yıl önce Hocalar Katliamı'nın yaşanmış olduğunu biliyoruz. Bunun anlatımı belki geçmişe dönük nasıl anlatır bilmiyorum. Bunu senaryoya bakmak lazım. Olursa neden olmasın? Büyük bir zevkle oynarım. Bu ülkede yaşanmış olan o büyük katliamı da tüm dünyanın gözünün önüne sermek isteriz. Daha sonra kameralar önüne Kurtlar Vadisi serialının diğer kahramanları Abdülhey rolunun ifaçısı Kenan Çoban, Erhan rolunun ifaçısı Erhan Ufuk ve Tuncay rolunun ifaçısı Osman Vöber çıxıb. Kenan Çoban'ın fikirleri daha çok dikkat çekib. O Azerbaycan'a gelmekle en büyük arzularından birinin gerçekleştiğini bildirib. Yıllarca içimde Azerbaycan'a görme isteğim vardı. Bugüne nasip oldu. Sebep olan, vesile olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü yıllarca içinde bir özlem vardı Azerbaycan'ı görebilir miyim diye. Ve gördük, 2 gün buradayız. Gerçekten misafirperverliği olsun, hizmet olsun, güler yüzlülük olsun hep bir arada gördük biz bunu. Teşekkür etmek istiyorum tüm Azerbaycanlı arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize, sizin vasıtanıza. Azerbaycan'a gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Azerbaycanlı dostlarımız, İstanbul'daki dostlarımız ne kadar sivilliğimizi burada söylüyorlardı. Ama geldikten sonra gördük ki onlar tevazu gösteriyorlarmış yani bu konuda. Çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten değerli Azerbaycan halkına. Çok seviliyoruz ve bundan dolayı çok mutlu olduk. Şad olduk, aşık olduk Azerbaycan'a. Azerbaycan'a geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Çok gurur verici bir içerisindeyiz. Bir amacımız daha vardı. Buraya gelirken buranın havasını, suyunu çok iyi şey anlattıkları için dedim hani gelin burada havasını, suyunu da içip
kolum şimdi sağlam ve yerinde. Gümrükte seni alırlar. Kolsuz geldiğin kolda çıkacaksın. Muhtemelen öyle bir şey olacak, artık öyle bir problem yaşayacağız. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Başka sorunuz yoksa sevgilerimizi sunuyoruz. Tüm sevenlerimize, hatta sevmeyenlerimize bile sevgilerimizi sunuyoruz. Allah'a emanet olun.